Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sayın Bülent Kuşoğlu. Sayın Kuşoğlu, hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi akşamlar. Bir Skype bağlantımız da var. İyi Parti İzmir Milletvekili ve İyi Parti Genel Başkanı Sayın Meral Akşener'in baş danışmanı Sayın Aytun Çıray. Sayın Çıray, iyi akşamlar. İyi akşamlar Bülent Bey, iyi akşamlar. İyi akşamlar Aytun Bey, hürmetler. Şimdi Sayın Çıray, size hemen döneceğim. Önce Sayın Kuşoğlu'na şunu sormak istiyorum. Ya biraz önce şeyi konuştuk. Yani bu açıklanan son koronavirüs rakamları, 44.756 vaka sayısı, ölüm sayısı, vefat sayısı 186. Hocalar vardı, 2 hoca. İşin teknik boyutunu anlattılar. Akıl almıyor ya Sayın Kuşoğlu. Dünya 5.'si, Avrupa 1.'si. Bir garip bir ülkeyiz biz ya. Yani bir şeyler yanlış gidiyor. İnsanlar yaşamını kaybediyor. Halkta da çok büyük bir sorumluluk yok ama asıl siyaset üreten insanlarda halka karşı duyarlılık yok. Yani ölen insanlara, hastalanan insanlara, hastanede yatanlara, hasta olabilecek insanlara, yaşlılara, gençlere, hiç kimseye özel bir duyarlılık yok. Duyarlı oldukları konu sadece aşının kaç liraya geleceği, aşının gelmesini kimin sağlayacağı, nasıl dağıtılacağı, bundan nasıl bir çıkar sağlanacağı ya da aşı gelmese bile halka aşı gelmiş gibi nasıl oynanatılacağı. Bu gerçekten ama tablo bu. Bunu hani siyasi polemik olsun diye söylemedim ve size de bunun için sormuyorum. Ne olacak bu aşı meselesi? Şimdi olayın şöyle iki boyutu var. Bir sağlık boyutu var, bir de yönetim boyutu var. Sağlık boyutuyla ilgili, tıbbi yönüyle ilgili olarak tüm dünyayı etkilediği için hani bir çare üretilmeye çalışılıyor tüm dünya tarafından. İşte bazı ülkeler aşıyı buldular, piyasaya sürdüler. Önemli ölçüde bu tıbbi gelişmeye, inovasyona bağlı bu pandeminin çaresi. Bir bölümüyle böyle ama diğer bölümü yönetimle ilgili bir konu. Yani o aşıyı alacaksınız, siz de mümkün olduğunca aşı üreteceksiniz, bulacaksınız, siz de yapacaksınız ülke olarak bunu. Ama bu aşıyı üreten ülkelerden alacaksınız ve bir an önce vatandaşınızı aşılayarak mümkün olduğunca sürü bağışıklığı denen sistemi yerleştireceksiniz. Ondan sonra da ekonomi ile ilgili etkilerini mümkün olduğunca azaltacaksınız. Yani konu bu. Bir taraftan dünya buna çare bulacak. Siz de tabii uğraşacaksınız. Bir taraftan da siz yönetim olarak kendi ülkenizde bunu yönetmeye çalışacaksınız. Ama şunu yaparsanız, bakın bu bir taraftan devletin sorunudur, bir taraftan da vatandaşımızın sorunudur. Herkesin sorumluluk sahibi olması lazım. Bunu hep söylüyorum. Devlet de sorumlu olacak, vatandaş da. Ama devleti yönetenler kalkıp da kendi cenazelerinde, kendi toplantılarında, kongrelerinde lebalep, tırnak içerisinde söylüyorum, kongre yaparlarsa, hiçbir şekilde bu maskeye, mesafeye dikkat etmezlerse, vatandaşınız o zaman o sorumluluğu göstermez. Bakın dediğim gibi devletin de görevleri var, vatandaşın da ama vatandaşın o sorumluluğu yerine getirmesi için devleti yönetenlerin örnek olması gerekir. En fazla hassasiyeti göstermesi gerekenler devleti yönetenler. Şimdi bu yapılmadığı zaman bir kere vatandaştan sorumluluk bekleyemiyorsunuz. Bir. İkincisi bizim baştan da açıkladıkları gibi yılbaşı öncesi Mayıs'a kadar bütün Türkiye'yi aşılamamız lazımdı. 60 milyonun aşılaması bitmiş olmalıydı. Bugün Nisan'ın 3'ü. Yani az kaldı Mayıs ayına. Ne kaç kişi aşılandı? Demin hocalarımla görüştünüz. Daha Türkiye'nin 1/3 bile aşılanmış değil. Şimdi, bir de bu yönü var. Yani hem yönetirken iyi niyetli değilsin, istismar ediyorsun, hem de başarılı bir şekilde sağlık yönetimini yerine getirmiyorsun. Şimdi bu durumlar altında bunların olması, bu sıkıntıları yaşamamız anormal değil. Yani tutup da AKP'liler yakalanmaz diye, pandemiye yakalanmaz, Covid olmaz diye bir kural mı var? AKP'liler ne olursa olsun cenazelerinde ya da düğünlerinde veya toplantılarında Covid kurallarına uymazlar diye bir kural mı var? Böyle saçmalıklar olunca bu duruma geldik. Yani bu ağırlıklı olarak bir yönetim sorunu oldu maalesef Türkiye için. Türkiye'yi yönetemeyen iktidar aynı şekilde sağlığı da yönetemiyor. Durum bu. Çünkü mantalite olarak artık makulü yitirdiler. Makulü yitirdiler. Panik halde, ne yaptıklarını bilmez bir halde her konuda saçma sapan işler yapıyorlar. Belki ekonomiyi yine konuşacağız. Tabii. Gündeminizde var görüyorum, oldukça yoğun masanız. Ekonomide de benzeri şeyleri yapıyorlar. Panik halde, ne yaptıklarını bilmez bir halde hem faizi hem dövizi sürekli olarak yükseltiyorlar. Türkiye'nin borçlanmasını sürekli olarak artırıyorlar. Önemli yanlışlar içerisindeler. Bu siyasi bağımlılık getiriyor maalesef, sıkıntılar getiriyor. Yani böyle bir durumdayız. Evet, yani genel olarak Türkiye yönetilmez bir vaziyette. Dolayısıyla sağlık konusu da yönetilmiyor maalesef.